Günaydın dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi de sağlığı da yerindedir. Şu an Buenos Aires limanındayım. Colonia Express isminde bir firmadan bilet aldım. Uruguay'a gideceğim bugün. Şöyle firmayı da göstereyim. Colonia Express. Uruguay'a gideceğim bugün. Şimdi limana geldim. 2 saat sonra gemi kalkacak. Check-in işlemi yapmam gerekiyor. O yüzden önce gelmem söylendi buraya. 2 saat önceden gelmem söylendi. Birazcık planları değiştirdim. Dedim ki Arjantin'de böyle kısmi bir gezi yaptık. Patagonya sezonunu bekliyorum. Hala Patagonya sezonu gelmedi. Dedim Patagonya sezonu gelene kadar bir Uruguay'a geçeyim. Ondan sonra birazcık rotamı farklı yerlere çevireyim. Daha sonrasında tekrardan Arjantin'e gelirim. O yüzden ani bir kararla Uruguay'a bilet aldım. Şimdi check-in işlemi için geldim buraya ama auto check-in diyor. Buradan mı yapıyoruz acaba? Şöyle makineler var ama buradan yapmam herhalde ya. Çünkü pasaportuma mühür falan bir şey vuracaklar mı acaba bilmiyorum ki. Onları söyleyeceğim sizlere, anlatacağım hepsini. Daha açılmadı sanırım check-in. Hola, buenos días. Okay, you can enter through the gate. Okay, muchas gracias. Opa. İyi bari kalabalığa kalmadan check-in yaptık. Buradaki desklerden check-in yapması gerekiyormuş turistlerin. Şimdi içeriye giriyoruz, çantalarımızı vereceğiz. Kontrolden geçeceğiz. Daha sonrasında gemimize bineceğiz. Hola. Pasa otra maleta. Pasa la contadora. Çantamızı sırtımıza taktık. Kontrolden geçtik. Abi bir şey demedi. Şimdi migrasyona gidiyoruz. Bak burayı çekemeyebilirim. Şimdi bir deneyeceğim şansımı ama kapattırabilirler. Aynen. Buradan Arjantin'den çıkışımızı yapacağız. Daha sonrasında feribota bineceğiz. Uruguay'a geçeceğiz. Oradan da girişimizi yapacağız. Yani bir kara sınırı gibi düşünebilirsiniz ama ilk defa bir denizden geçeceğim. Okey. Kamerayı kapat diyorlar. Bu duvarın arkasında gümrük polisi var. Kamerayı kapattırdılar bana, o yüzden oradan çekim yapamadım. Sistemi anlatıyorum şimdi. Arjantin'den çıkışınızı oradan yapıyorsunuz. Hemen görevlinin yanında bir görevli daha var. Oradan da Uruguay'a giriş yapıyorsunuz. Yani çıkış yaptığınız yerle giriş yaptığınız yer aynı yerde, aynı bankodan yapıyorsunuz. Arjantin hiçbir şekilde mühür vurmuyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşadım, şimdi anlatacağım onu. Arjantin'den çıkışınızı yapıyorsunuz. Sadece parmak izinizi alıyorlar. Hiçbir şekilde mühür vurmuyorlar. Bir de fotoğrafınızı çekiyorlar. Hemen seni yan bankoya yönlendiriyor. Oradan da Uruguay görevlisi hiç sana soru sormadan bam bam mühürü vuruyor. Geç diyor, arka tarafta bekle. Aha da burası. Bekleme salonu. Şöyle göstereyim sizlere. Gemimiz buradan kalkacak. Sizi buraya doğru yönlendiriyorlar işte. Yukarı yönlendiriyorlar. Çok saçma bir olay oldu. Hatırlıyor musunuz Arjantin'e girdiğim videoda şey demiştim ya. Biz ülkeye girdik ama hiçbir ne belge verdiler, ne bir şey verdiler, ne mühür vurdular. Problem olmasın demiştim. Problem oldu. Tabii Arjantin'e giriş yaptıktan sonra Arjantin'e giriş yaparken sizin mail adresinizi alıyorlar. Oraya bir belge gönderiyorlar işte. Kaç gün kalabileceğinize dair, ki 90 gün veriyorlar. Ve ne zaman giriş yaptığınıza dair bir belge oluyor yani. O belgeyi polise gösterdiğiniz zaman anlıyor sizin ne zaman ülkeye geldiğinizi ve kaç gün kalabileceğinizi. Şimdi pasaport görevlisi Arjantin'den çıkış yaparken aldı benim pasaportu. Baktı bomboş. Çünkü ben Şili'de soyuldum, yeni pasaport çıkardım ve Şili'den sonra ilk Arjantin'e geldiğim için hiçbir mühür vesaire bir şey yok. Baktı bomboş pasaport. İçeri gitti odaya. Bir 10 dakika geçti, bir görevliyle geldi. Beni yanına aldılar, böyle bir köşeye çektiler. Dediler ki sen ne zaman geldin ülkeye? Ondan sonra dedim böyle böyle bir tarihte geldim. Yani çok net de hatırlamıyorum geldiğim günü tarih olarak. Bu pasaportla mı geldin? Evet, bu pasaportla geldim. Niye soruyorsunuz? Bir belge yok, pasaportta bir mühür vesaire bir şey yok. Dedim Arjantin mühür vurmuyor, yani bunu sizin daha iyi bilmeniz gerekiyor. Bir belge vesaire bir şey yok mu yanında? Dediler. Dedim sormadınız ki, yani sorsaydınız dedim. Gösterirdim önceden. Tak tak telefondan çıkardım belgeyi. Gösterdim.
Bakıyor pasaport numarasını bulamadı hala diyor. Bu pasaportla mı geldin emin misin diyor. Evet diyorum, bakar mısın arkadaşım diyorum, bak burada benim pasaport numaram yazıyor. Pasaportun üstüne gösteriyorum. Belgede de pasaport numarasını gösteriyorum. Bak diyorum aynı. Geldiğim tarihi gösteriyorum yukarıda. İşte kaç gün kalabileceğimi gösteriyorum. Baktı, tamam dedi, sorun yok dedi. Yani dedim bunun için odaya gitmenize gerek yok da dedim kadına. Yani bana sorsaydınız bu belgeyi ben size söylerdim zaten. Pasaportta eşlerdiniz. Beni orada boşu boşuna tribe sokmazdınız yani. Ben de bir şey oldu zannettim pasaportla odaya gidince. Neyse, onu da öyle çözmüş olduk. Velhasıl kelam bu mühür olayını kim kaldırdıysa saçmalığın daniskası yani. Pasaportta mühür olsa hiç böyle tribe girmeyecekti oradaki insanlar. Belki sokakta polis çevirecek, o soracak. Araba kiralıyorsunuz, yolda polis çeviriyor. İmigrasyonun, göçmenlik bürosunun sisteminden bir haberler. Senin ülkeye ne zaman geldiğini görmüyor, etmiyor bilmem ne. Yani istese problem çıkarabilir, anladın mı? Senin başını ağrıtır yani. Böyle bir saçmalık yaşadık sabah sabah. Ya burası da bekleme salonu. Hola, buenos días. Yolcuları almaya başladılar şimdi. Hola. Son birkaç videodur seste biraz sıkıntı yaşıyorum. Bazen kayda başlıyor, görüntü var ama sesi almıyor kamera. Bir iki sıkıntı yaşadım. Tekrardan bir kontrol ettim hani seste problem var mı diye. O arada videoyu izlerken şeyi gördüm. Buraya geçerken şey demişim, kara sınırı geçişi gibi demişim. Aslında orada hava sınırı demek istedim. Yani hava yoluyla bir yere gidersiniz ya, bir ülke değiştirirsiniz ya, oradaki sistemin aynısı burada da var. Yani check-in yapıyorsunuz, gümrüğü geçiyorsunuz vesaire. O sistemin aynısı. Kara sınırıyla alakası yok yani. Kara sınırında check-in mekin diye bir şey yok. Bam diye gidiyorsun gümrüğe. Ben geldim diyorsun. Onlar da hoş geldin diyor. Aa, bu işte. Gemimiz bu. Colonia Express. 38 bin pesoya aldım bileti. O da 38 dolar yapıyor. En ucuz bilet 32 dolardı ama onun maalesef tükenmişti. Alamadım onu. En pahalı bilet de 45 bin peso civarındaydı. Takılabiliyor muyuz acaba? Hola, buenas, buenos días. Hey, lan, te siyah kutsana principal. Hola. Hola. Opa, burada böyle market de var ya içerisinde. Bizi aşağı aldılar da ben aşağıda durmak istemiyorum ya. Çantaları nereye koyacağız onu çözemedim ya. Ha, buraya. Tamam. Şuraya koyalım çantamızı. Bu çantanın da maşallah var ha. Çantayı buraya koyduk. Burası aşağı kısımda. Burada oturmak istemiyorum ben yani. Hadi bakalım dışarı çıkabilirsek güzel olur. Once you get to the safety boat, another crew member will help you inside. Thank you for your attention. Pardon. Aşağısı buz gibi ya. Hareket etmeye başladık şimdi. Şöyle geçeyim de milleti engellemeyeyim. Arjantin'i arkamızda bırakıyoruz artık dostlar. Feribotumuzda Uruguay bayrağımız da var. Yolculuğumuz başladı. Burası Arjantin limanı. Şöyle göstereyim sizlere. Burada Puerto Maduro muydu? O yeni yerleşim yeri var ya, zenginlerin yaşadığı kısım. Yeni Buenos Aires diyorlar. Şu gökdelenlerin olduğu kısım. Burası tersanelerin olduğu kısım. Böyle liman tersane. İlk bir aşağı gittim. Abiye dedim ben yukarı çıkabilir miyim diye. Şey dedi, bekle dedi. Feribot hareket ettikten sonra yukarıya çıkabilirsin dedi. Bir bilgilendirme falan yaptılar televizyondan. İşte yolculukla ilgili bilgi verdiler. Acil çıkışlarla bilmem nelerle. Ola ki bir kaza oldu ki inşallah olmaz. Ne yapılacağıyla ilgili bilgi verdiler. Daha sonrasında feribot hareket edince çıkabilirsin dedi. İnsanlar hemen şeye uçuştu. Free shop var orada. İşte alkol malkol bir şeyler satıyorlar. Daha mı uygun yoksa biraz daha mı pahalı bilmiyorum. Bakmadım fiyatlara, biraz da iner bakarım. Ben de çıktım hemen yukarı hareket edince.
yaşlılar oturuyor. Aşağı inmiyorlar onlar. Şöyle free shop kısmına gelelim ya. Buraya da valiz koyabiliyorsunuz. Bakalım free shop kısmında neler varmış. Baya havaalanı free shop'u gibi ya. Ben böyle birazdan market usulü zannettim de. Mesela Red Label diyor, bir tanesi 23 dolar. Alkol satıyorlar genelde. Black Label bir tanesi 47 dolar. Burada çikolatalar var. Burada parfümler var. Parfümlerin fiyatı yazmıyor. Şöyle markalarını göstereyim en azından. Prada Mırada var. Giorgio Armani var. 212 Men EEC. 212 Sexy var. Tamam. Burada da çikolatalar var. Tamamen havalı bir shop ya. Bir de bir iki alkol fiyatı göstereyim de bari ucuz mu pahalı mı içenler yazsın. Chivas 105 dolar diyor şöyle. Gold Signature. Chivas Regal ne kadar diyor. 4 tanesi 142 dolar. 6 tanesi 199 dolar. Chivas Regal. Sonra böyle bir içki var. 6 tanesi 100 dolar. Yani 6 uni dediği 6 tane. Tanesi 29 dolarmış mesela. Ha burada tanesi de yazıyor. Tanesi 52 dolar. Yani daha fazla alırsanız daha çok indirim yapıyorlar. Burada Bailey's'ler var. Tanesi 22 dolar. Burada şaraplar var. 4 al 3 öde. Kampanya yapmış ama fiyat yazmamış. Burada şampanya mı bu ne bilmiyorum da 9 dolar tanesi, 3 tanesi 22 dolar. Yani fazla alınca bayağı bir indirim yapıyorlar gibi ha. Fiyatlar böyle. Alkol satıyorlarmış burada. Çikolatalar ne kadarmış? Tanesi 15 dolar diyor şu çikolatanın. Ondan sonra 3 tanesi 36 dolar diyor şunun. Milka ne kadar ya? Milka'ya bakalım. 4 al 3 öde diyor. Onu yazmamış. Tanesi 8 dolar şu Milka'lı. Şöyle göstereyim. Fiyatlar böyle. Bir parfümlerin fiyatlarını görmedim. Yazmıyor onlar. Bu kısımdan alışverişinizi yapıyorsunuz. Burada da ödüyorsunuz. Burada kadınlar için tuvalet var. Diğer tarafta erkekler için tuvalet var. Şöyle göstereyim. Hatta bir tane abimiz işiyor orada. Sifonu çekti. Ama burası da aşağıdaki oturma kısmı. Ama burada çok sallanıyor ya. Ha, inanılmaz sallanıyor. Hakikaten midem bulandı gibi. Çünkü daha kahvaltı yapmadım. Su bile içmedim sabah yani. Disculpa. Geç abi. Oo fena sallıyor. Yanında bir tane çikolata var. Sağ olsun Cansı verdi. Göstereceğim size çikolatayı. Var ya o kadar mutluyum ki. Bir önceki videoyu izleyenler Cansu'yu hatırlayacaktır. Olmazsa Döneriz kanalının sahibi. Ali ile birlikte sahibi daha doğrusu. Lan ne kadar salladı ya. Yamulmaya başladım. Olmazsa Döneriz kanalında takip etmeyi unutmayın dostlar. Bir önceki videoda çok keyifli bir sohbet etmiştik. Hem beni takip edin hem onları takip edin. Bir önceki videoyu da izleyin. Yorumda yazabilirsiniz. Oo buraya da uzanmışlar. Hayat onlara güzel ha. Oo feci sallıyor ya. Fena sallıyor valla. Şuraya geçelim. Acayip bir rüzgar var. Bu arada bu yolculuk da benim için bir ilk, çünkü ilk defa hayatımda deniz yoluyla bir ülke değiştiriyorum. Yani kara sınırını kullandım, hava yolunu zaten kullandım. Ama deniz yoluyla hiçbir ülke değiştirmemiştim. Arjantin'den Uruguay'a yolculuğum benim için bir ilk oluyor aslında. İyi, burası iyi ya. Esiyor mesiyor ama mide bulandırmıyor. Cansucuğum tekrardan çok teşekkür ederim. Ülker çikolatalı gofret verdi bana. En sevdiğim bak, en sevdiğim. Yani var ya, inanılmaz bir sürpriz oldu benim için ya. Şöyle ısıracağım hemen. Kahvaltı yapmamıştım. Benim için güzel bir kahvaltı. İnşallah erimemiştir ama. Hayda, erimeye başlamış. Dünyanın en güzel gofreti ya. Bak dünyanın en güzel gofreti. Dostlar bakın. Arjantin sularından çıkıyoruz artık. Şu ortadaki siyah çizgi Arjantin-Uruguay sınırı. Şu an Uruguay sularına girdik. Allah'ım Uruguay'ın denizi bile farklı ya. Şu güzel
güzelliğe bak, şu güzelliğe. Uruguay sularına girdik dostlar. Şu aradaki çizgi Uruguay sularına girdiğimizi temsil ediyor. Ben her zaman haritadan kontrol ediyorum. Uçağa binsem de, kara sınırında zaten sürekli kontrol ediyorum. Uçağa binsem de kontrol ediyorum. Şimdi denizde de kontrol etmek istedim. Orada da çizgi koymuşlar sınırlara. Uruguay'dayız artık. Resmi olarak Uruguay'dayız. Suyun rengi çok tuhaf. Çamur gibi ya. Kara göründü dostlar. Geldik. 1 saat 5 dakikada geldik. Bir 5 dakika 10 dakikada da yanaşsa indik mindik dersek. 1 saat 15 dakika diyelim yolculuğa. Hakikaten söyledikleri gibi 1 saat 15 dakika sürdü diyelim düz hesap. Burayı da yeniliyorlar sanırım, büyütüyorlar. Günde kaç kişi gelip gidiyor acaba? Ben çünkü 2 tane feribot gördüm. Hatta bir tanesi bayağı büyük gemi gibiydi. Bayağı bir yolcu taşıyordur. Arabalı vapurlar da var çünkü. Arabalı tekneler de var. Bayağı bir insan gidip geliyordur herhalde Arjantin-Uruguay arasına. Feribotu yanaştırdı. Baksanıza kenarı çatmasın diye böyle kocaman şeyler koymuşlar, balonlar koymuşlar. Kenardaki görevliler de halatları bağladılar oraya. Feribotu sabitlediler. Şurada da bir tane var, burada iki tane var. Şu ne onu bilmiyorum. Koridoru bağlıyorlar feribota bizim karaya çıkabilmemiz için. Gracias. Uruguay'a ayak basmış bulunuyoruz dostlar. Şöyle basalım biraz daha. Geldik. Geldik. Aslında buraya geldiğimizde pasaportumuzu kontrol etmeleri lazımdı ve orada mühür vurmaları lazımdı. Orada niye yaptılar bilmiyorum. Gerçi çok fazla da öyle kurcalamıyorlar. Turist gelsin mantığındalar ya. Ondandır büyük ihtimalle. Burada çantalarımızı X-ray'den geçireceğiz. Daha sonrasında işlem bitiyordur diye düşünüyorum. Evet bitiyor. Kontrol montrol yok. Uruguay maceramız başladı dostlar. Hadi hayırlı olsun. Burada araba kiralama yeri var. Burada döviz ofisi var. Buranın para birimi Uruguay pesosu. Ben bir bankadan çevirmeyi deneyeceğim. 1 dolar 37.5 Uruguay pesosuymuş. 1 euro da 40 Uruguay pesosuymuş. Ben bir bankadan para çekmeyi deneyeceğim. Bakalım bir problem yaşayacak mıyız? Burası feribotlar için terminal. Burada otobüsler de kalkıyor. Belki buradan direkt Montevideo ya başkente gidiyorlardır. Oraya da direkt şey var bu arada, feribot var. Yani Uruguay'a Arjantin'den geçmek istiyorsunuz. Ben şu an Colonial diye bir, Colonial de Sacramento isminde bir tarihi bir yere geldim. Dilerseniz buraya gelebiliyorsunuz. Dilerseniz direkt Montevideo'ya, başkente gidebiliyorsunuz. Ben burayı da görmek istediğim için buraya geldim. Ama diğer tarafın biletleri bitebiliyor. Belki buradan tak diye otobüse binip başkente gidiyorlardır. Yakın çünkü. Biletler bayağı hızlı tükeniyor ya. Ben ucuz biletleri kaçırdım mesela. O yüzden 38 dolara bilet alabildim. Ucuz bilet dedim de 32 dolar bu arada en ucuz bilet. Ama önceden 15 dolara falan da satıyorlarmış. 20 dolara da satıyorlarmış. Hatta gidiş geliş alırsanız çok daha uygun diyorlar. Ben sadece geliş aldım. Buradan farklı bir rota izleyeceğim çünkü. Sabah 8 civarında bir feribot var mesela Buenos Aires'ten buraya. 10.30'da var ki ben 10.30 feribotuyla geldim. Daha sonrasında öğlen 1 gibi bir feribot var. Akşam 6 var, bir de 8.30 var. Yani 5 tane feribot var günde. Bir firma daha var. Heh, onu da söyleyeyim. Bir firma daha var. O da Buske Bas mı? Öyle bir şey. O da feribot firması. O biraz daha pahalı. 40 dolardan başlıyor fiyatlar. Yani 40 bin pesodan başlıyor. 80 bin pesoya kadar çıkıyor. 40 ile 80 dolar arası yani. Abla bana bakıyor. Türkçe konuşuyorum ya. Elinde mate. Yabancı bir dil olduğunu anlıyor ya insanlar, böyle tuhaf gözle bakıyorlar.
Yani fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde. Ben Colonial Express ile geldim. Bu biraz daha uygun bir firma. Zaten iki firma var. Bunda da 30 dolarla 45 dolar arasıydı biletler. Ucuz olunca hemen tak diye kıstırdım bileti. Burada bir hostele rezervasyon yaptım. İlk olarak oraya gitmek istiyorum. Çantamı bırakayım. Bir check-in yapayım. Size hosteli göstereyim bu videoda. Daha sonrasında gezmeye başlarız. Attım kendimi vallahi. Hiç dayı beklemem. Hızlı geliyorsun ama çarpabilir, yalnız hiç böyle atar gidere gerek yok. Mikro Marko diyor. Burada bir tane market bulduk. Güzel. Marketin yerini de öğrendik. Burada da sokaklar, caddeler sağlı sollu ağaçlı, yemyeşil. Yani en azından yürüdüğüm bu sokak öyle. Baksanıza. Çok güzel duruyor ya. Yemyeşil vallahi. Kim vardı ya Uruguaylı tanıdık? Benim bildiğim bir Muslera var. Galatasaray'ın kalecisi. Onun dışında Uruguaylı Edinson Cavani vardı galiba. O da Uruguaylıydı, futbolcu. Başka da tanımıyorum hiç Uruguaylı ya. Var mı tanıdığınız, bir yazsanıza. Bakalım kimler varmış Uruguaylı. Burası cambio diyor. Bakalım burada bak daha iyi. 37.7'ye çeviriyor doları. Orada da 37.5'ti gerçi. Yani 20 sent oynuyor. Burada da 40.20 euro. Yani bir tık, yani bir tık böyle ucundan. Ucundan fark ediyor. Çok da zararını bozmuyormuş. Kuş ne güzel uçtu yanımdan öyle. Bu yeni nesil kuşlar da hiç korkmuyor insanlardan ha. Bam gün bam gün yanımızdan uçuyorlar. Yürüyerek geziyorlar falan insanların arasında. Toplu taşıma otobüsleri böyle. Ne yazıyor? Sol Antigua yazıyor. Sol güneş demek, Antigua antik demek, eski demek. Hola. Ha, buldum hosteli. Viejero Colonia Hostel. Güzelmiş yer lan, ana caddede hemen. Kapıyı kapatalım. Kalacağım hostel burası dostlar. El Viaje Colonial Hostel. Burası ortak alanı. Çok güzel bir yere benziyor ha. Tatlı baya. Bir tık pahalı yalnız. Gecelik 16 dolar. Burada bulduğum en uygun hostel burasıydı. Odalar üst katta. Şu an odaya ben giriş yapamıyorum çünkü bir saat var çekime. O yüzden beklemek durumundayım. Şöyle göstereyim sizlere. Odalar üst katta. Ben 8 kişilik bir odada kalacağım. Burası ortak alan. Burada tuvaletler var. Ha, burada da odalar varmış. Şöyle bakayım. Kimse yoksa göstereyim hatta size, bir örnek olsun diye. Burası 4 kişilik bir odaymış mesela. Burada tuvalet, banyo var. Diğer odalar. Burası da sanırım ortak oturma alanı. Şöyle bakayım. Hola. Aynen. Burası da ortak alan. Burada mutfak var. O bayağı arkaya doğru açılıyor ya. Bahçesi büyük demek ki. Burası mutfağı. Burası da arka bahçesi. Bayağı büyükmüş hostel yalnız. Arjantin'de tüm hostellerde barbekü alanı var. Yani et alıp yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Burada masa tenisi var. Burada hamamımız var. Gayet güzel bir yere benziyor. Burada kalacağım bir gece. Bir aksilik olmazsa ertesi günde, burası pahalı olduğu için ve ufak bir yer olduğu için çok uzun kalmayacağım. Ertesi günde başkente geçerim diye düşünüyorum, bir aksilik olmazsa. Şimdi hosteli gezmeye devam edelim. Ha, bu kadarmış. Burada bisikletler var. Belki de kiralıyorlardı bu bisikletleri, bilmiyorum. Daha sormadım bir şey. Çocuk şey dedi yalnız, burası bayağı güvenli bir şehir dedi. O yüzden kafana göre takılabilirsin dedi. Ama yine de nereye giderseniz gidin, istediği kadar güvenli olsun, dikkat etmekte her zaman fayda var dostlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Yani yolculuğumu çekeyim istedim. Bir sonraki videoda da siz, şimdi ben dışarı çıkıp video çekmeye devam edeceğim.
Uruguay'ın ilk videosu olacak benim için ve sizler için de öyle. Ama siz onu bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Bu video böyle biraz kısa olmuş olabilir. Ama yolculuğa ayrı bir video yapmak istedim. Bu videoluk bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Ben birazcık dinleneceğim ve hemen gezmeye başlayacağım. Bu videonun sonuna da geçen gün Buenos Aires'te gittiğim bir futbol müsabakasının görüntülerini koymak istiyorum. Aslında ayrı bir video olarak başlamıştım ona ama ne yazık ki sesten kaynaklanan birkaç problemden dolayı onu bir video yapamadım. Elimde sadece birkaç görüntü kaldı. Onu da bu videonun sonunda paylaşmak istiyorum. Futbol severler, Arjantin 2. liginden keyifli ve bir anlamda da hüzünlü bir müsabakanın görüntülerini izleyecekler. Arkadaşım Rosario, bir önceki video izleyenler onu hatırlayacaktır. Desteklediği takımın yarı final maçına götürdü beni. Yarı finali kazansalardı finale çıkacaklardı. Onu da kazansalardı Boca Juniors'un River Plate'in olduğu Arjantin Süper Ligi'ne çıkacaklardı. Ama maalesef tatsız sonuçlandı. Stat'taydık. Güzel bir atmosfer vardı. Yani Arjantin'de futbolun nasıl bir tutku olduğunu 2. ligdeki o maçta bile iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Elimden geldiğince birkaç görüntü çekebildim. Onları paylaşmak istiyorum. Umarım keyif alırsınız. Futbol severler keyif alacaktır eminim. Adios amigos diyorum. Lütfen beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız ben video paylaştığımda videolarımdan ilk gün hemen haberdar olacaksınızdır. Hem benim adıma çok iyi hem de videoyu kaçırmak istemeyenler için iyi bir seçenek bildirimleri açmak. O köşedeki zil, abone olun yanındaki köşedeki zil. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Uruguay başladı. Uruguay macerası başladı. Arjantin 2. ligde yarı final maçı izlemeye gelmişim dostlar. Normalde bu videoya dışarıda başlamıştım ama kamera ses almıyor. Ben de paylaşacağım bir videonun sonunda paylaşacağım bu kısımları futbol severler için. Arjantin 2. ligi maçı dostlar. Bakın daha maçın başlamasına yarım saat var. Tribünler neredeyse dolu. Anakale arkası çakılı, full dolu. Maraton full dolu. Şuradaki tribün biraz boş. Bir de bizim olduğumuz kısımda şuradaki kale arkası birazcık boş. 25 bin kişilik stadyum. Aşağı yukarı 10-12 bin kişi vardır. Daha da gelen var. Yani yarım saat içinde hemen hemen 20 bine ulaşır diye düşünüyorum. Şimdi Rosario'yu tanıyanlar vardır bir önceki videoları izleyenler. Onun desteklediği takım Almirante Brown. Kazanırlarsa finale çıkacaklar ama 3 farkla kazanmaları lazım. Çünkü ilk maçı 2-0 kaybetmişler. Bu maçı 3 farkla kazanlar diyelim. Final maçına çıkacaklar. Onu da kazanırlarsa Süper Lig'e, yani Arjantin Süper Lig'ine çıkacaklar. Boca Juniors'un, River Plate'in olduğu lige çıkacaklar. Bayağı bildiğin semt takımı bu. Yani mahalle arasında bir stadyuma geldik. İnsanlar bayağı tutkulu. Buenos Aires'in takımı. Düşünün bak, Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo gibi takımların olduğu bir şehirde 25 bin kişilik stadyumu hemen hemen doldurdular yani. Semt takımı. İnsanlar tutkulu ya. Arjantin'de 2. lig, 3. lig fark etmiyor. İnsanlar futbola bayağı bir tutkulu. Şurada olmayı çok isterdim. Orada olmayı çok isterdim ama oraya bilet yok maalesef. Maratona da bilet bulmak çok zor. Ancak bu kale arkası, bizim bulunduğumuz kısım, bir de maratonun karşısındaki kısma bilet bulabiliyorsunuz. Rakip takım çıktı sahaya, birden putalar uçuşmaya başladı, tüp veriyorlar. Oo, sis yaktılar karşıda. Bayılırız ateşli tribünlere. Hop, okey. Maç başladı şimdi. Rakip takım atak yaptı önce. Beyazlar ev sahibi, siyahlar rakip takım. Çıktı rakip.
Aynen. Karşıda, karşıda. Rakip takım attı şimdi. Çok fena bir gol attı adam. Ceza sahasının dışından çok fena bir gol attı adam. Şimdi 4 tane atması lazım ev sahibinin ki tur atlasınlar. Zor. Çok zor. Biraz önce ikinci yarı başladı. Ev sahibi takımdan bir tane oyuncu daha başlar başlamaz ikinci yarı kırmızı kart gördü ilk dakikalarda. 1-0 geride herhalde. 3 tane gol atmaları gerekiyormuş maçı uzatmaya götürebilmeleri için. Tribünün arkasında çocuklar futbol oynuyor. Burada da maç devam ediyor. Futbol sevgisi bambaşka ya bu kıtada. Özellikle burada Arjantin'de bambaşka bir seviyede. Rakip takım ikinciye attı şimdi. İkinciye atınca canlandılar. Ya şu desteği maçın başında mesela var ya atmışlardı şimdi ev sahibi takıma. Bu saatten sonra dönmez maç. Eğlendiler, geçmiş olsun. Maç bitti dostlar. Ev sahibi takım 3-0 kaybetti. 2 tane kırmızı kart çıktı maçta. Kale arkası tribüniydi maç boyunca ya. Onların şarkılarını dinledik. Onun dışında ikinci gol yedikten sonra burası biraz canlandı. Bizim bulunduğumuz tribün birazcık canlandı. Karşı taraf zaten çiğdemci tayfa. Orada çok şey yapmıyor. Ayağı bile kalkmadı doğru. İkinci golü yedikten sonra biraz canlandılar ama ben biraz daha böyle aksiyonu bol olan bir maç olur diye bekledim. Birazcık şey geçti böyle, ortada geçti. Rakip takım iki tane tıklattı pozisyon bulunca. Ev sahibi takım da yani amatörden hallice oynuyor ya. Çok kötü oynadılar, çok kötü oynadılar. Geçmiş olsun. So sad. What do you think? That you're bad luck. Yes. Always. Always.